Fatma abi TV'den herkese günaydınlar güzel kardeşler, dostlar, abiler. Salı gününüz hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ben terasa geldim. İlk çıktım. Bayağı bir esiyordu. Bayağı bir esiyordu. Yemi verdikten sonra rüzgar hafiften kesildi. Yani her zamanki gibi. Her zamanki gibi vallahi billahi. Yani böyle bir şey olabilir mi bilmiyorum. Ama oluyor yani. Bakın. Kuşları yemledik. Yemi verdik, rüzgar durdu. Yani böyle bir şey var mı? Uçurma der gibi. Kuşlarımız iyi çok şükür. Bir sıkıntı yok. Karınlarını doyurduk. Yani uçuramayacağım. Ne yazık ki. Fırtına vardı geldiğimde. Şimdi süt liman oldu hava. Kontur plaklarımızı yaptık biliyorsunuz. Gayet güzel, hoş durdu. Yani böyle bir folluk havasına soktu burayı. Baskalardan da, baskalara da bir tane yaptım. Niye yapamadım dün? Baskaların kapısı içeriden kapanmıyor. Ona bir şey yapacağım, bir tutturucu. Şuranın ölçüsünü alamamıştım. Aslında şimdi tam zamanı yapmanın ama şimdi yem yerken ürkerler falan diye bir şey yapmak istemiyorum ya. Buraya da 1, 2 tabii 2 3 parça yapmak lazım. Yapmışken 2 parça hatta ya. Şu tarafa yapmaya gerek yok herhalde. Yok yani. Bunlar derin çünkü ya. Ama olsa iyi olur tabii. Oraya yapacağız. Bu tarafına. Ha, oraya da yapılır aslında. Olabilir. Neden olmasın. Baskalarımız da iyi. Yarın Osman abime vereceğim baskalarını. 3 takım. Ondan sonra önümüze bakacağız yani. Zaten burada fazla kuş var. Bakın yemliğe bile sığmıyorlar. Yavaş yavaş azaltıp üretim moduna sokmam gerekiyor bunları yani. Kim kiminle eş alıyorsa alsın. Zaten 6 tane Osman abiye vereceğim. Onlar zaten hazır eş. Onları ya, ona da hazır takım lazım. Yani bakalım hangisi de şimdi ondan sonra iyice ortaya çıkartacağım. Ha, bir takım da şeye götüreceğim, bizim buradaki Ömer'e. Ömer abiye. Ona da sözüm var. Onu da işte Osman abinin kuşlarını verdikten sonra bir bakayım şöyle bir. Ona da güzel bir takım götürmek istiyorum. Ama şeylerden tabii, mavilerden çıkartacağım bu takımı. Mavilerden çıkartmam gerekiyor. Hatta şöyle yaparım. Mavi çakmaklı dişiyle bir tane mavi erkek yaparım. Yapacak bir şey yok. Zaten mavileri de çıkaracağım. Yani mavi de olmuyor abi. Benim rengim sarı veya işte limoni olur, şekeri olur. Açık renkler, iyice açık renkler. Nudi, yani şu sarıya yakın nudiler olabilir. Açık nudiler olabilir. O da olabilir. Kırmızı, yani şekeriler olabilir. Kırmızı da yok. Kırmızı da koyu gözüküyor havada ya. Durum bu güzel kardeşler. Şimdilik hoşça kalın. Yani içeriden devam edeceğim. Yapacak bir şey yok. Biz yemledik, kuşları doyurduk, rüzgar durdu. Yani bu, bakar mısınız yani? Yani yine böyle hafiften her an başlayacak gibi ama yapacak bir şey yok. Yani kontur plakları bugün çakarım herhalde ya. Bir şeklini bulur, bir şekline uydurur. Yani vidalarım oraya. Şu arkada bir kuş uçuyor gibi ya. Tabii avlanmıyoruz, bayağıdır avlanmıyoruz. Şansımız yok. Kuşları yeniledik. Galiba buradan kelebeklerden o düz beyaz erkekle mavi baş dişiyi de çıkartacağım galiba, Ömer'e vereceğim. Yani çünkü onları da uçuramıyorum ben. Yani onlar da bir türlü uçmuyor. Bir tane dolapçı dişi var, o da uçmuyor. Yani 3 tane uçmayan kuşum var şu an bildiğim. Yani ben uçuramıyorum, yani uçmuyor değil, uçuyor da. Bizim burada uçmuyor, kuş beğenmedi yani. Şimdilik hoşça kalın kardeşler. Ufak ufak çiseliyor. Yağmur yağacak galiba. İyi ki de açmadık. Boş ver ya. Her işte vardır bir hayır. İçeriden görüşürüz. Hoşça kalın. Evet kardeşler, tekrardan selam. İçeriye girdim. Hemen tabii. Günaydın çocuklar, nasılsınız? Bizim meleklerin yoğun ilgisiyle karşılaştık. Bugün yemde değişiklik yapalım. Bir dakika bakalım ne yapıyor bizim betamız ya. Diş betamız ha, burada. Onun kuyruğunda bir sıkıntı var gibi ya sanki. Yani öyle kısıyor musuyor. Anlayamadım, ben de anlayamadım ama neşesi yerinde. Dün mikrokurtları götürdünüz çocuklar tabii. Oh ne güzel maşallah.
Bugün pul yem. Pul yem takviyesi. Değişiklik olsun. Her gün aynı şeyi yemeyin. Hop. Özel ırklarımız. Ya bugün artık... Ha bir dakika, ama bugün yine bir şeyimiz var ama bunun ışığını yakmam lazım kardeşler. Yeter yani, iki gündür. Yani böyle karartmalı karartmalı gidiyorum. Niye diyeceksiniz? Saç yosunu var ya, o yüzden dikkatli oluyorum. Bakalım şu aralarda falan yavrular gözüküyor mu? Ya ben de çok merak ediyorum yani. Çünkü gördüm 3 tane falan, 4 tane yavru gördüm. Keratalar. Plati yavruları da iyi saklanır. Bakıyorum, aralara bakıyorum ama sizinle birlikte yok yani, bir şey gördüğüm yok. Burada karidesimizin biri saklanmış sanırım. Bir dakika. Saklanmış mı? Sıkışmış mı? Ya bildiğin sıkışmış yani. Heh, tamam. Yumurta da almış ya. Pardon ya. Nereye çekiyorum ya? Yumurta da almış. Bildiğin sıkışmıştı ya oraya. Şöyle bir dürtükleyeyim kardeşler. Yapacak bir şey yok. Hani... Evet. Bakıyorum, bakıyorum. Yavru karidesler var. Şöyle göstereyim. Heh, evet. Bak, bir tane yavru burada. Bir dakika, nerede? Şöyle zoom yapacağım. Heh, aman aman aman. Aman yerler. Aman güzelim. Dur, neredesin? Kaçtı. Açık böyle sarı gibi rengi. Kaçtı. Kaçsın abi, kaçsın. Aman yakalanmasın da. Tamam, iyi saklanıyorlar. Saklansınlar kardeşler. Sorun yok. Durum böyle. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Nereye gidiyorsun peki? Hayırdır, daldık vallahi. Yani alışkanlık yani. Vallahi var ya. Hani sanki... Çok özür dilerim kardeşler ya. Daldım, çok vakit geçti zannettim. Vallahi havalardan var ya. Hiç akıl kalmadı ya. Hiç. Havalar kapalı ya. Hiç akıl kalmadı. Vallahi kalmadı. Yani insanın şeyini alıyor ya. Enerjisi, hayat enerjisini alıyor bu kapalı havalar. Hemen gidiyorsun ya. Nereye? Hayırdır? Ya. Gambusyalarımızı da yemleyelim. Burada bir yavru göremedik hala. Şimdi. Bakalım reaktörümüz falan çalışıyor. Valla akvaryum güzel oldu ya kardeşler. Yani öyle o kadar da fena değil yani. Tek sıkıntı şu, artık şu filtreyi şey yapacağım ya. Büyük filtreyi çıkaracağım. Büyük filtreyi çıkaracağım da nerede, onu da bir yerde değerlendirebilir miyiz bilmiyorum ki. Büyük filtreyle ilgili de bir plan yapacağız bakalım. Büyük filtreyi çıkartacağım, Hakos'u artık devreye sokacağım. Yani bakteri dengesi, döngüsü falan oluşmuştur artık diye tahmin ediyorum. Daha çok erken yine ama yine de bitkilere zararı olmaz diye düşünüyorum. Meleklerimiz gayet mutlu. Yani cinsiyetleriyle ilgili hala bir şey yapamadım yani. Şöyle bir bakalım bakalım. Yani şu dişi tamam, bunun tüpçüğü kalın. Şu büyük olan erkek. Tamam, bir dişi bir erkek var garanti. Aslında şunlar, şu erkek, şu öndeki, bir bakayım kızım, çocuğum. Bunun yüzgecine bir şey olmuş ya. Biri yaralamış. Bunlar herhalde kavga ederken yaralandı. Allah'ım, bu da dişi çıksa. Evet, yüzgeçlerine bir şey olmuş bunların ya. Ama yani düzeltirler herhalde. Şimdi. Evet güzel kardeşler. Ha, şu şeyin arkası. Kriptokonventinin arkasına doğru da bir şeyler ekmek istiyorum ya. Oraya ne ekebiliriz acaba, onu düşünüyorum. Bakalım kısmet. Burada da Staroginy repenslerimiz büyüdü gidiyor. İyi iyi, çok şükür. Daha da sıklaştırsak mı? Acaba beklesek mi?
Nasıl yapsak? Herhalde meleklerimiz iki dişi iki erkek. Çok güzel ya. Öyleyse çok güzel. Harika olur yani. Harika olur. Böylece takım yapmış olabiliriz. Bir dakika bakayım. Erkeklik alametleri. Ya en büyük olan erkek. Onun tüpçüğünden de belli. Bir tane dişi var. Erkek hepsini kovalıyor. Baba erkek. Bakalım bunlar bir şekilde burada belli olacak. Diyorum buraya bir de şey düşünüyorum kardeşler ya. Gambusya koyayım mı acaba? Gambusyalara zarar verir mi bu melekler? Vermez herhalde ya. Deneme yapacağım bakalım. Yani hazır gambusyalarımız var. 2-3 dişi 3-4 dişi 4 dişi 3 erkek koyayım. 2 erkek koyayım. Yani sonuçta gambusya dayanıklı balık. Yani burada tamam özellikle lepistes yapamıyoruz. Olmuyor. Ama gambusya en azından olabilir. Yani gambusyalara acımam yani. Hani açıkça söyleyeyim özellikle ziyade. Gambusyalara acımam. Hani bir de dayanıklı balık. Bakalım nasıl olacak. Şu bir dakika ya. Şu akvaryuma da sizinle birlikte bakalım kardeşler. Zaten içeriğimiz zayıf. Şu yeni yaptığımız küçük akvaryuma favorilet yaptığımız. Hani çok güzel bir favorilet şeyim var. Fikri verdi bir kardeşimiz. İşte demiştim dün sanırım. Dün oğlumun doğum günüydü. 9 yaşına girdi. Vallahi öyle bir kutlama yapayım dedim. Gördü mü görmedi mi? Anası gösterdi mi göstermedi mi hiç bilmiyorum. Göstermemiştir büyük ihtimalle. Yani çocuk sevinsin diye öyle bir şey yaptım yani uzakta gurbet ellerde. Evet karides yavrularımız var maşallah. Hatta şöyle 1-2 hala 2 tane sayabiliyorum yani. Dün de 2 tane saymıştım. 1-2-3 tane 4 tane. Aa, güzel maşallah güzel güzel. Yere yem düşürdüm bilerek. Ya burada iyi üresinler kardeşler ya. Sıkıntı yapmasınlar. Evet bayağı da dişi yumurta almış. Dişilerimde hep yumurta var. Güzel yani. Bugün şu powerlet işini halledeyim ya. Evet. Durum bu. Güzel kardeşler. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Böyle bir sohbet eşliğinde şey yaptık. Söyleşi yaptık. Hoşça kalın kardeşler.